Herkese Tatlı Sanatı Mutfağı kanalımdan merhabalar. Bugün hem çok lezzetli hem de kalorisi düşük, diyetteyken bile tüketebileceğiniz çok sağlıklı, çıtır çıtır enfes soslu karnabahar tarifim var. Üstelik kızartmadan fırında yapabileceğiniz çok kolay ve pratik bir tarif. Öyleyse hemen tarifime başlayalım. Malzemelerimiz 1 adet karnabahar, 1 su bardağı yoğurt, yarım çay bardağı sıvı yağ, 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı tuz, dilerseniz toz kırmızı biber de ekleyebilirsiniz. Bu malzemelerimizin hepsini bir kabımıza alıp çırpalım. Bir adet karnabahar için bu ölçülerim. Eğer karnabaharın miktarını arttırırsanız bu sos ölçülerini de iki katına çıkartabilirsiniz. Tüm malzemelerimizi çırpalım. Çırptıktan sonra yıkadığımız karnabaharımızı parçalara bölelim. İstediğiniz büyüklükte karnabaharlarınızı bölebilirsiniz. Karnabaharlarımızı parçalara böldükten sonra oluşturduğumuz sosumuzun içerisine batırıyoruz. Her tarafını sosa buluyoruz. Sosa buladıktan sonra dikdörtgen borcamıma diziyorum. Bu şekilde karnabaharı nasıl tüketebiliriz? Mesela et yemeklerinin, tavuk yemeklerinin yanına alternatif olarak sunabilirsiniz. Veya tek bir şekilde ana öğün olarak tüketebilirsiniz. Tek başına bile bence çok lezzetli. Bir o kadar da hafif sağlıklı bir öğün. Ben sos ölçülerimi iki katını çıkardım ve bir adet daha karnabahar kullandım. Bir adet karnabaharı da aynı şekilde dilimledim. Ve yapmış olduğum sosumun içerisine batırıp Borcamıma diziyorum. İnanın yedikçe yediren çok lezzetli bir o kadar da hafif ve sağlıklı bir yemek. Mutlaka yapın sizlerde. Çok beğeneceğinize eminim. Özellikle diyetteyken, sağlıklı beslenirken yiyip tüketebileceğiniz çok güzel bir ana öğün. Tüm karnabaharlarımı sosladım. Şimdi 180 derecelik önceden ısınmış fırınımızda Üzerleri kızarana kadar pişiriyoruz. Karnabaharımız pişti. Gördüğünüz gibi nar gibi kızardı üzere. Şimdi servis edebiliriz. Benim gibi yanında dilerseniz sarımsaklı yoğurtla sunabilirsiniz. Sade olarak da tüketebilirsiniz. Sebze yemeyen, karnabahar yemeyen çocuklar için bile çok güzel bir tarif. Benim kızlarım normalde karnabahar yemez ama bu şekilde yaptığım zaman severek yerler. Bir tarifimin daha sonuna geldik. Beni buraya kadar izleyen tüm takipçilerime çok teşekkür ediyorum. YouTube kanalıma henüz abone olmadıysanız YouTube kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi lütfen unutmayınız. Sizlerin desteğine her zaman çok ihtiyacım var. Siz videolarımı beğendikçe ve yorum yaptıkça yepyeni tariflerim sizlerle birlikte olacaktır. Birbirinden farklı yepyeni tariflerimde tekrardan görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.